Bu videoda sizden gelen soruları cevaplayacağım. Okuyabildiğim kadarını ben okuyacağım, sonra ekibime vereceğim. Instagram'dan sordum video konusu ne olabilir diye. Baya bir konu gelmiş. İlk kişisel gelişim zorbalığı. Buna ilgili bir yazı yazmıştım aslında. Kişisel gelişim zorbalığı değildi adam. İşte bu ruhsal terörizm gibi bir şey koymuştum. Ruhsal zorbalık gibi bir şey koymuştum adını. Şöyle aslında bu kişisel gelişim dediğimiz alan çok genişledi, çok farklı bir yere gitti ve bilgi adeta ortaya saçıldı. Bildiğini zannedenle gerçek bilen ya da hiç bu konuda fikri olmayanlar arasında bir diyalog oluştu, bir dil oluştu. Ve başka bir videoda anlattığım zorbalık, toplumsal zorbalık yani bize nasıl, neyi nasıl yapacağımızı söyleme dili kişisel gelişim alanına sıçradı. Yani nasıl konuşacağız, ne yapacağız, başımıza gelenleri biz daha herhangi bir talepte bulunmadan, herhangi bir şey istemeden işte annenle sorunum var, babanla sorunum var, boynunda deşeğin sebebi ne? İşte ver ben şifalayayım, şunu yaparsan çözülür, bunu yaparsan halledebilirsin, halletmeyen sensin, hayatına bunu niye çektin, beceremedin, o oldu bu oldu derken müthiş bir baskı olan alanı oluştu. Sanki herkes aynı anda aynı fikirde olmak zorunda ya da aynı hızda ilerlemek zorundaymış gibi. Aslında bu kişisel gelişim adı altında, farkındalık yolculuğunda bazı yöntemler ya da işte eğitim biçimleri çağlar boyu uygulanmış kadim bilgilerin modernize edilmiş hali birçoğu. Aslına bakarsanız burada da sömürgecilik ön plana çıktı. Mesela bugün birçok kavram, işte çakralar, yoga, daha bir sürü sistem modernize edildi Batı tarafında ve kültürün gerçek sahiplerinin geleneksel uygulamaları bir yana bırakılarak modern dünyanın hızına adapte edildi. Yani işte çakraları açmak için yöntemler, işte makineler, teknikler, onlar bunlar derken sanki biz bir yere doğru koşuyoruz. Yani bir koşuya katılmışız, İstanbul Maratonu gibi. Birileri önden gidiyor ve biz arkada kalmışız gibi bir hisse kapılabiliyoruz. Oysa ki tekamül yolculuğumuzda yaşadığımız her şey kim olduğumuzu keşfetmemiz için bir fırsat. Şöyle bir durup düşünürsek her birimizin hayatında yaşarken zindan diye gördüğümüz birçok şey, sıkışık hissettiğimiz birçok alan bizim kendimizi keşfetmemizi, dışarıya yüklediğimiz anlamı değiştirmemizi, kendi potansiyelimizi ortaya koymamızı, hayallerimizi değiştirmemizi sağladı belki de. Bugün her şey iyi gitsin, ayağımıza taş değmesin gibi anlatılan bu sistemin içerisinde ayağına taş değmeyen bir tane ruhsal lider var mı? Peygamberlere bakıyoruz, filozoflara, öğretileri binlerce yılı aşmış gelmiş insanlara. Onlar da hastalanmış, onların da başına bir şey gelmiş. Yani anlatının dilinde o kadar mükemmellik üzerine bir sistem kuruldu ki şöyle 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 yaparsan mükemmel olacaksın. Halbuki bu yolculuk insanın kendini fark etme yolculuğu. Yani fark etme derken de şunu kastediyorum aslında. Bana ait olmayanı benden arındırma yolculuğu. Bizde ne var? İçimizde ne var? Ola gelen ne? Neye inandırıldık? Neye kandırıldık? Bu dünyaya yüklediğimiz anlam, kendimize yüklediğimiz anlam, güçlü olan ilişkimiz, güvenli olan ilişkimiz. Hepsi farkındalık dediğimiz alanda açığa çıkıyor, aydınlanıyor. Üzerimize yüklendiğimiz yüklerden özgür için en çok kendi sesimizi dinleme ihtiyacımız var. Elbette ki yol, yöntem, uygulamalar, teknikler bu müthiş olacak ama bütün öğrendiklerimiz önce kendimiz için olmalı. Bir başkasının hayatına müdahale etmek için değil ve bizim hayatımıza müdahale edilirken de buna dur demeyi öğrenmeliyiz. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Geçen sene biliyorsunuz beni uzun süredir takip edenler daha doğrusu biliyordur. Tiroid krizim alındı. Komple alındı. Yani hiç bırakılmadan ve yaklaşık 40 yıldır benimleydi. Yani 12 yaşımda fark edilmişti tiroid bezimin büyüdüğü. Yıllar içerisinde ben çok hem batı tıbbında hem bütünsel yaklaşımdaki insanlardan çok ciddi manipülasyonlar aldım. Yani işte bana izin ver ben çözeyim. İşte şifa vereyim. Çakraların kapalı. Kendini ifade edemiyorsun, yutkunamıyorsun. İçine attığın bir şey var. Doğru ki tiroid duygu deposu, kara kutusu vücudu. Hiç kimse şunu sormadı. Bunu boşaltmaya hazır mısın? Gerçekten istiyor musun? Ne yaşıyorsun Meltem? Ben hep şunu söyledim. Ben onu seviyorum. O şiştiğinde, o büyüdüğünde ben şunu hatırlıyorum. İfade edemiyorum. Belli ki bir şey içimde tutmuşum. Adeta bir sohbet vardı aramızda. Ben susunca o şişiyordu. O şişince ben duruyordum. Ama bir gün ne oldu biliyor musunuz? Yoga yaparken nefesim kesildi. O kadar büyümüştü ki kim bana ne söylerse söylesin hiç üstüme alınmıyordum. İşte boğazın şişti. Bursaklı kuş gibi duruyordum. Şöyle öne doğru büyümüştü. Eski videolarımda görürsünüz zaten şöyle çıkıktır. Adeta artık
boğazımda bir duruş bozukluğu oluşmuştu. Hala daha onu düzeltmeye çalışıyorum. Ama ben ona rahatsız değildim. O benim öğretmenim gibiydi. Sonra bir gün boğazımda birisi elleriyle beni tutuyormuş gibi hissettim. Dedim ki burada bir hata var. Yani aramız bozulmuş bizim. Hemen güvendiğim bir doktordan randevu aldım. Bana dedi ki Meltem bu çok büyümüş. Bunu kontrol edemeyiz. Düzenli kontrollerimi yaptırıyordum. Her seferinde bütün hormon dengelerimin düzgün olduğu, eğer istersem alınabileceği, bana bir rahatsızlık, fiziksel veya görüntüsel bir rahatsızlık veriyorsa alınması gerektiğini tavsiye etti doktorlar. O gün artık benim için fiziksel bir rahatsızlığın ötesine geçmişti. Çünkü doktorum dedi ki eğer bu hızla büyümeye devam ederse ve bozulma olursa bunu anlayamayız ve Allah gecinden versin. Bu yüzden ölebilirsin Meltem dedi. O zaman hemen alalım dedi. Ve ameliyat 45 dakika sürecekti. Ne kadar sürdü biliyor musunuz? Yaklaşık 2,5 saat. Çünkü şurayla şuraya kadar şu bütün boynumun içerisinde içeriye doğru müthiş bir büyüme yapmış. Ben hazırdım vermeye, kurban vermeye. O da gitmeye hazırdı. Tam hazır olduğumda ameliyatıma karar verdim. Ve ameliyattan çıktıktan sonra ilk tepkim ne oldu biliyor musunuz? Acıyor demek. Benim hayatım boyunca söyleyemediğim bir şeydi. Tiroidim giderken bile beni şifalamıştı. Kaç ameliyattan, ameliyat sonrası operasyonlardan dolayı çocukluğumdan itibaren sessiz kalmam nedeniyle, içime atmam sebebiyle neler yaşadım biliyor musunuz? Tiroidim alındığı gün daha ameliyattan çıkmışım, narkozun etkisini değil. Ben öyle kolay kolay acıyor diyen bir kadın değilim yani. Acıyor dedim, ağrı kesici acıyor. Hayatımda ağrı kesici içmek istemedim. Nelere direndim ağrı kesici içmemek için. Kabul verdim. Halim değişti. Tiroidim giderken beni bir kez daha şifaladı. Nefes çalışmaları yaptım, ses terapileri aldım. Hala daha boynumdaki fasya yapışıklıkları için terapiler alıyorum. Farkındalığımı oraya yönlendiriyorum. O gitti ama hala beni şifalamaya devam ediyor. Bazen şifa yaşadığımız olayın içindedir. Aşamadığımız bir sorundadır. Sıkışıp kalmamızdadır. Bir mürşidin, bir hocanın, birinin söylediğinden daha derin bir şey yaşatır. Farkındalığımızı bir yere sıçradır. O sıkıntı dediğimiz şey. O yüzden bir başkasından medet umarken ya da bir teknikten medet umarken şunu hatırlamalıyız. Biz kurban değiliz ki kurtaralım. Ve karşımızdaki kurtarıcı değil ki bizi kurtarsın. Kurtarılacak bir hayat yok. Aslında farkındalıkla yaşanacak. Yaşadıklarından ders çıkartılacak. Kendinle buluşmanı daha sevgi dolu ve huzurlu bir hale getirecek bir yolculuk bu. Yolculuğumuzu taçlandırmak, güçlendirmek için her nefeste olana şükretmek. Olanın içerisinde gitmek istediğimiz yere, ferahlamak istediğimiz yere, o olanın bizi taşıdığı yere farkındalığımızı taşımak aslında dış dünyayla kurduğumuz iletişimi, ilişkiyi çok sağlıklı hale getirir. Bir başkasına yardım ederken de, bir başkasına tavsiye verirken de şunu hatırlamalıyız. O tavsiyeyi almak istiyor mu? Hazır mı? Doktora bile kendi rızamızla gidiyoruz eğer bir kaza gelmediyse başımıza, mecbur kalmadıysak. Doktoru eğer dinlersek, doktorun tavsiyelerini dinlersek ve ilk önce doktor bize soru soruyor. Neyin var diye. O yüzden birisine tavsiye vermeden önce benim tavsiyemi ister misin? Desteğe ihtiyacın var mı? Yardıma ihtiyacın var mı? Benim senin için yapabileceğim bir şey var mı? Eğer sıkışırsan buradayım. Bir şeye ihtiyacın olsa yanındayım. Sormak istediğim bir şey olursa belki seni destekleyebilirim gibi daha yumuşak, karşı tarafa alan açılacak şekilde teklif vermeliyiz. Yoksa hepimiz birer silahşör gibi sıkıntıları, dertleri bertaraf edip pes pembe bir dünya yaratmaya çalışırsak yarıda kalır her şey. Çünkü bu hayatın dengesi böyle nefes almak gibi. Bazen içeri çekiliriz, içeride olmak isteriz. Bazen dışarı veririz nefesi, dışarıda olmak isteriz. Bazen hayat yükselir, bazen hayat alçalır. Geride durmayı, öne çıkmayı, hayatın ritmiyle yaşadığımızda birbirimize destek olan, arka çıkan, yanında olan, güven veren bir hale geliriz. Sevdiklerimizi, şifa vermek istediklerimizi şefkatle saralım. Dilimiz bazen acıtıcı olabiliyor. İzin verelim, kabul etsin, izin istesin ya teklif etsin. Biz de elimizden geleni yapalım. Çünkü şifacının gücü şifalananın niyetinden gelir. Karşımızdaki ne kadar almak istiyorsa biz o kadar verebiliriz. Almak istemeyeni zorla vermeye çalışmak zalimliktir. Bundan korunalım dostlar. Hoşçakalın.